Afrika'nın renginden, Güney Afrika'dan, Cape Town'dan merhaba. Cape Town, Güney Afrika'nın 3 başkentinden bir tanesi ve bu ülkenin en büyük şehri, yaklaşık 4 milyon kişilik bir nüfusu var. Cape Town çağı yakalamış bir şehir, belki çağı geçmiş bir şehir. Binaları, caddeleri, trafiği gerçekten çok düzenli ve çok güzel. Her yıl milyonlarca turist bu güzelliği görmeye geliyor. Afrika'nın rengi, dillerin, ırkların, hatta okyanusların karıştığı Cape Town'da başlıyor. Güney Afrika, 1990'lı yılların sonlarına kadar apartheid adı verilen, beyazların egemen olduğu ırkçı bir rejimle yönetiliyordu. Siyahların yok sayıldığı bu ırkçı rejimde, siyahlar seçimde aday olamayıp parlamentoda temsil edilemezken, siyahların kullandığı her iki oy bir beyazın oyuna eşitti. Efsanevi lider Nelson Mandela'nın Şubat 1999'da 27 yıl boyunca tutuklu bulunduğu adadan salıverilmesinden sonra 1994 yılında ırkçı rejim sona ermiş ve demokrasiye geçiş yapılmış. Ülkenin en turistik şehri olan Cape Town her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir şehir. Sokaklarını yan yana dizilmiş, rengarenk evlerin oluşturduğu, genellikle Müslümanların yaşadığı Bukap bölgesi, şehrin ilk limanı olan Waterfront en çok turist çeken bölgeler. Müziğin, eğlencenin, gösterilerin oluşturduğu coşkulu caddelerin hemen yanında yemyeşil parklarda dinlenmek mümkün. Cape Town'a varır varmaz arkadaşım Sarper ile buluştum. Sarper 10 parmağında 10 marifet bir adam. Yani motosiklet turları düzenliyor, kendi işi var. Türkiye'de bir özel motosiklet firmasının eğitmenliğini yaptı. Fotoğraf çekiyor, gezi yazısı yazıyor, televizyon programı yapıyor. Bilmiyorum, daha başka bir şey var mı abi yaptığın? Vallahi bir sürü bir şey yapıyor yani. Şu an sen sayınca ben de bir Allah Allah dedim ama. Yapıyorsun yani, değil yapıyorum, mi? Yapıyorum, evet. İnsan yaparken fark etmiyor. Fark etmiyor, aynen öyle. Güney Afrika'da, hatta böyle satış adetleri falan da verebilirsin. Hı-hı. Nasıl bir hayat var motosiklet dünyasında? Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Güney Afrika biraz farklı aslında. Yani şöyle diyebilirim çok net bir şekilde, Afrika kıtasındaki en gelişmiş ülkedesin şu an. Doğru. Her anlamda, her şey için söyleyebilirim bunu. Ama motosiklete gelirsek eğer, yani şu an durduğumuz yerde bile hani gördüm bir saat içinde kaç motosiklet geldi gitti. Motosiklet burada bir kültür. Burada herkesin altında motosiklet var. Küçüğünden büyüğüne hiç önemli değil. Eğitimle ilgili. Türkiye'deki motosiklet sürücülerine birinci ağızdan iyi bir mesaj verebilir misin? Veya ne söylemek istersin? Ne tür bir eğitim almaları gerekiyor? Ne yapmaları gerekiyor böyle bir yolculuk için? Öncelikle şunu söyleyeceğim aslında. Kötü eğitim, kötü eğitimdir. Hani reklamın iyisi kötüsü gibi değil bu. Değil maalesef. Gerçekten eğitim alacakları kişileri ya da kurumları iyi seçip, iyi araştırıp, tarzına göre... nerede memnun olacağını düşünüyorsa aldığı bilgiler doğrultusunda oraya gitmesini öncelikle öneriyorum. Gezmede ne kadar bir faktör var eğitimin? Senin daha kaliteli gezmeni sağlıyor aslında eğitim. Daha kendini iyi hissederek daha artık bir takım farklı şeylere odaklanmanı sağlıyor eğitim. Çünkü bazı soru işaretlerini kafanda yok ediyor. Bizi bir sürü motosikletli seyredecek şimdi. Onlara bu gezme standartlarında veya gezmeye başlamak için ilk yapmaları gereken şey nedir? Bunu söyleyebilir misin? Eğitimi geçtim. Ben her zaman şunu söylüyorum. Benim turlarıma gelenler için de. Afrika'ya gelin. Güney Amerika'ya da gidelim. Yeni Zelanda, Avustralya'da yapalım. Ama önce birazcık bir Türkiye'yi gezelim. Bir kendi ülkemizde deneyimleyelim bu durumu. Hazırlık aşamasında da plan önemli.
Bu her şeyde olduğu gibi. Çünkü bazı yerlerin biliyorsun işte prosedürleri var. Sınır geçerken neyle karşılaşacağını ya da vizen var mı yok mu? Özellikle bu kıta için olman gereken aşılar, alman gereken ilaçlar, hastalık seçenekleri, yapman gerekenler çok şey var. Bunu da bir plana dökmek gerekiyor ki sen o seyahati daha güvenli ve daha sağlıklı ve keyifli hale getirebil. Bir hazırlık süreci var, bir eğitim süreci var. Belki bunlar uzun ama sonucuna geldiği zaman senin gezmendeki amaç ne? Farklı şeyleri görmek, insanlarla tanışmak, keyif almak. Yani hepimiz bunun için geziyoruz zaten. Aynen. Bunu da yaşayabilmek için bunları kafandan silmiş ol. Artık o boş hazneyle çıkıp onları güzel anılarla doldur. Tek amacı bu. Hepimizin Peki. gezmesinin nedeni de bu zaten. Yani bu kadar yoğun bir zamanında bana zaman ayırdın, kahve içtik, motor sürdük. Gerçekten benim için çok güzeldi. Çok teşekkür çok, ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Ertesi sabah turistlerin gitmediği, sokaklarında tehlikenin kol gezdiği, siyahların yaşadığı bir köye doğru yola çıktım. Cape Town'un hemen 30 kilometre dışında Atlantis diye bir yer var. Evet, ismi Atlantis. Güney Afrika'da böyle garip isimler var. Londra var, Amsterdam var, Atlantis var. Hakikaten böyle önemli bölgeleri de ülke içerisinde şehirlere vermişler. Atlantis'te township'ler var. Yani kasabalar diyebileceğimiz siyahi insanların yaşadığı bölgeler var. Buralara girmek birazcık tehlikeli. İki tane yapı var farklı. Bir tanesi bu görmüş olduğunuz tahtadan, barakadan evler. Bir de devlet demiş ki arkadaş hani siz artık buralarda yaşıyorsunuz. Böyle tek göz odalı küçük alanlar yapıp üstüne güneş enerjisini koymuş vesaire koymuş. Birazcık daha rehabilite etmeye başlamış. Asfalttan içeri girince hemen kum başlıyor. Yol yok, elektrik vesaire var. Biraz onların evini dolaşacağız. Duvarlar kartonlarla, kolilerle kapatılmış. İşte çiviler yapılmış. Yatak odasında 4 kişi yatıyorlar. Eşi ve 2 çocuğuyla beraber bu evlerde büyük bir yoksulluk var. Fakat müzik sistemi olmazsa olmaz. Totally around 2000. How much your salary? 400 rent is his salary monthly. 400 rent aylığı var fakat evdeki müzik sistemi yaklaşık 2000 rent. It's good. Şu anda bir sürü şey söyleyebilirim size bu evle ilgili. İşte duvarlarını bile kartonla kapatmış. Ama içeride 2000 ya da şöyle söyleyeyim 5 aylığı tutarında bir müzik tesisatı var. Evde görünen şu basit bir dolap. Mutfak malzemeleri vesaireleri, herhangi bir buzdolabı yok, televizyon yok, bir şey yok, müzik tesisatı var. Ama şu gerçek ki burada çok zor bir hayat var. Lucky mekanik şefi, ustası 6000 rent alıyor ki iyi bir para, yani emin olabilirsiniz. İki insanın arasındaki hayat farkı bu. Aynı iş yerinde çalışıyorlar, biri 400 alıyor çünkü eğitimsiz, biri 6000 alıyor eğitimli. Burada onun hayatını gördük. Şimdi şanslı olan Lucky'nin evine gidip işte tuğladan, pirketten devletin yapmış olduğu evleri göreceğiz. Tek göz odadan oluşan bir evdeyiz. Yatak odası burada. Where is sleep your daughter? Is there? There. Okay, sleeping mats. Yes. Okay.
Burada aile yatıyor. Tuvalet ve banyo burada bir köşede. Burada mutfak var. Kızı da burada yatakta yatıyor. Mutfak dolapları var. Bence yaşanabilecek standartlarda güzel bir ev. Öteki evin sıcaklığını size anlatabilme imkanım yok ama burası daha serin çünkü çatısında bir izolasyon var. Evet, devletin bu çabaları da herhalde bu insanları daha iyi şartlarda yaşatabilmek için. Güney Afrika'da Ebu Bekir Efendi ile ilgili bilgileri almak için birazcık daha doğru insanlarla görüşmek çok önemli. Hatta onun torununun kızıyla evli olan Levent Şenol'a çıkardı beni bütün yollar. Sorduğum, tanıştığım bütün insanlar onunla görüşmem gerektiğini söyledi. O da benim bu ricamı kırmadı. Nazikçe beni evine davet etti. Evinde Ebu Bekir Efendi'nin hayatıyla ilgili ondan bilgiler almaya çalışacağım. Ebu Bekir Efendi kim? Bana bu sahip olduğunuz bilgilerle bunları anlatabilme imkanınız var mı? Güney Afrika'da 1600'lü yılların başında Malezya, Java, Endonezya adalarından köle olarak getirilen Maley kökenli insanların, buradaki işte ilk gelen Müslümanların diyelim, aralarında çıkan bir takım ihtilaflar, din konusunda çıkan ihtilafların neticesinde zamanın idaresine hakim olan İngilizler tarafından bu problem yani ciddi bir sıkıntı haline geliyor. İslamiyet'i arasında. Yaşama tarzındaki ihtilaf mı? Yani tabii, dini yaşama konusunda ihtilaf. Dini yaşama konusunda ihtilaflar. Zamanın işte merhum halifesi Abdülmecit Han tarafından Ebu Bekir Efendi Güney Afrika'ya uygun görülüyor, gönderiliyor. Kendileri 1863 yılında yıllarının başında Ocak ayı gibi Cape Town'a teşrif ediyorlar. Ve işte Ebu Bekir Efendi gelir gelmez yani kolları sıvayıp hemen yerleşir yerleşmez ayağının tozunla eğitime başlıyor. Önce bir okul açıyor. Okulda gündüzleri çocukları eğitiyor, akşamları da yetişkinleri eğitiyor. Eğitim demişken tabii aldığım bir bilgi var ama bunu size teyit ettirmek de istiyorum. Açıkçası yani doğrusu nedir bilmiyorum. Ebu Bekir Efendi buraya geldiğinde Afrikaans diline, daha doğrusu buradaki Malayların diline hakim değil. Belki İngilizce biliyor olabilir, bilmiyorum. Hani böyle bir dokümana da sahip değiliz ama şunu öğrendim ki dili, yani buranın diline Arapçayı veya yaşamı birleştirerek buranın diline bir kitap yazmış veya böyle bir şey. Bunun gerçek bilgisi nedir? Bunu öğrenebilir miyim sizden? Tabii Ebu Bekir Efendi çok yani zeki bir insanmış olsa gerek. Zaten duyuyoruz bunu aile efradından. Yani kısa bir süre içerisinde dili öğreniyor. Yerel dili öğreniyor. Hem İngilizceyi öğreniyor hem Afrikaansçayı öğreniyor. Ve Afrikaansça bir kitap yazıyor. Bunu da çok enteresan olan şeyi Arapçanın okunuş şekliyle yapıyor. Evet, mutlaka. Tabii yani bu kolay bir şeydi ve dönemde ilk basılan eserdir bu. Ha yani, evet. Nasıl bir kitap bu? Bu içeriğinde? Yani burada içeriği işte dinin uygulamalarını, onları yani orucu bozan şeyler, işte mekruh olan şeyler, haram olan şeyler. Hepsinin açıklaması var. Bilgi veriyor. Evet. Levent Bey, Ebu Bekir Efendi'nin kabri yakın mı buraya? Gidebilme imkanımız var mı? Tabii ki gidebiliriz. Buraya fazla uzak değil bu Kap bölgesinde. İsterseniz ben size iştirak edeyim. Beraber gidelim. Buradaki yaşanılan sorun veya buradaki yaşanılan süreç nedir? Bunu da bir anlatabilir misiniz bana?
Şimdi bu proje şöyle, yani önce bir etrafı güzel bir şekilde çevrilecek. Bu araziler satın alındıktan sonra bu araziler iyileştirilecek. Yani bir üzerine Ebu Bekir Efendi'nin kabri güzel bir şekilde getirildikten sonra ondan sonra bir yazıt olabilir. İşte tarihçesini anlatan Ebu Bekir Efendi'nin. Kütüphane vesaire gibi ondan bir şeyler sonra, olacak mı? Tabii tabii. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz olarak burada bir şeyler yani güzel bir proje ortaya koyarak bunu herkese kazandırmak. Peki şeyde bu projenin finansı nasıl sağlanacak? Yani iş adamlarının sponsorluğunda mı olacak yoksa devletin desteği mi olacak? Nasıl bir finansal çözüm var burada? Ya proje tamamen, yani biz burada alt çalışmalarını yapıyoruz bunu. Bunu dışişlerine büyükelçiliğimiz kanalından intikal ettiriyoruz. Ettireceğiz. Onun neticesinde buraların yani devlet kaynaklı olması gerekiyor. Yani burası çok değerli. Yani burası yani burada gözü olan çok adam var. Kurum ve kuruluşlar var. Yani burayı bir an önce hızlı bir şekilde gerekeni yapıp kazanmak lazım burayı. Burada yani Müslümanların varlığı çok uzun yıllara dayanıyor. Yüzlerce yıllara dayanıyor. Bunlara da sahip çıkmamız lazım yani. Bizim kendi ecdadımıza sahip çıkarken. Bunu işte Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu Bey çok güzel bir şekilde ifade etti. Yani bunu dedi, çok şümüllü bir şey olsun, güzel bir şey ortaya çıkaralım ve herkese kazandıralım dedi. Bence ve çok da makbul, kabul gördü bu. Yani ben de bizatihi bunun bu şekilde olması için elimden gelen acizane olarak maddi manevi gayretlerimi yapmaya çalışıyorum. Umarım ben de bir dahaki geldiğimde, bilmiyorum Güney Afrika'ya bir daha ne i̇nşallah, zaman gelirim ama inşallah, bir daha geldiğimde ya proje bitmiş ya da bütün sorunlar çözülmüş halde i̇nşallah, görürüz buralarda. İnşallah, inşallah. Size temennimiz de, o. Güney Afrika'da benim için çok güzel bir gün olacağını tahmin ettiğim, daha doğrusu çok güzel bir akşam olacak. Çünkü Levent Bey'le beraber balığa çıktık. Onun bir tane teknesi varmış ve burada çok güzel balıklar olduğunu söylüyor. Ben de balık konusunda hiçbir şey bilmem ama birazcık şanslı olduğum, hatta ballı olduğum söylenebilir. Bakalım ne yapacağım. Şu anda West Coast Ulusal Parkı'nda bir koydayız. İskeleden küçük teknelerle büyük teknenin bağlı olduğu yere gidiyoruz. Ondan sonra da bakacağız artık. Vira bismillah diyeyim. Ondan sonra açılacağız. Ne yakalarsak kısmetimize, bahtımıza. Benden büyük balıkçı yok bir kere de. Ama benden balık, benden ballısı yok. Bir tane ballı var, bir de usta var şimdi. Bunların arasında bir şey söylemekte düşmüyor. Hele tekneye bir çıkalım, şöyle bir açılalım. El mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Kılçık üzeriyle birlikte geliyorsun abi. Kılçıkla sıfır vaziyette. Ondan sonra şu dip kısmı önemli abi. Direkt çıkıyorsun. Şu şekilde böyle bir kuyruk kısmına çıkacak abi. Dur abi. Şöyle mi yapıyorum abi? Aynen. Oh, süpersin abi. İlk sefere göre gayet başarılı. Daha güzel yere. Bunun dişi yok, yavru bir köpek balığı. Daha çok küçük. Bunu direkt denize atıyoruz. Yani kofanaya dönmüş bir tane lüfer aldım. Bu akşamın ilk lüferi benden. Hadi sonrasını bak. Arkadaşlardan Çupra. Çupra geldi. Dayının Çuprası. Bunlar lüferler. Ben yani Türkiye'de bilmiyorum bu kadar boyutta lüfer var mı? Bunlar da istavrit. Şöyle bir istavrit var mı bilmiyorum yani bu boyutta. Yani okyanusun bereketi mi, suyun farklılığı mı bilmiyorum ama
Yani hayatımda ilk defa böyle bir balık gördüm. İstavrit abi. Yani bu boyutta bir istavrit. Balıkçılar muhakkak bilir ama zaten usta öyle söylüyor. Sabah erken saatte yolculuğumun karada son noktası olan Ümitburnu'na varmak için yola çıktım. Güney Afrika'nın en turistik rotası üzerinde Fokların yaşadığı adaya gitmek için bir tekneye bindim. Kısa bir yolculuktan sonra okyanusun serin sularındaki sevimli Fokları yakından görmek gerçekten çok eğlenceli. Bu rotada daha sonra belki de dünyanın en sevimli hayvanları, penguenleri görmeye gittim. Ümitburnu'nun keşfinde Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçekten büyük bir etkisi olmuş. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu Akdeniz'in bütün çevresini kuşatıp Akdeniz'i bir Osmanlı Gölü haline getirince diğer devletler o tarihte çok önemli olan baharatı sevk edebilmek için yeni yollar aramaya başlamışlar. Ve 1488 yılında gemici Diaz, Bartolomeu Diaz Ümitburnu'nu keşfetmiş. İlk önce buraya fırtınalar burnu denmiş ama sonradan denizcileri korkutacağından çekindikleri için adını Ümitburnu olarak değiştirmişler. Benim için de çok az birkaç kilometre kaldı. Artık Ümitburnu deniz fenerini ve benim en son varacağım noktayı keşfetme zamanı. Harika manzaralı yollardan geçerek yolculuğumun en son noktasına ilerledim. Bir sonraki durağım yıllardır gemicilere yol gösteren muhteşem manzarası, bir tarafı Hint Okyanusu, bir tarafı Atlas Okyanusu olan deniz fenerinde bulunmak gerçekten çok güzel. Fener'den motorumla gidebileceğim kıtanın en güneybatı ucu Ümitburnu'na indim. Rüzgarlı dalgaların oluşturduğu muhteşem manzarayı izledikten sonra çok uzun süredir beklediğim pozu verirken hayatımın en özel anlarından birini yaşıyordum. Artık şehir merkezine doğru gitme vakti gelmişti. Yüzümde büyük bir gülümsemeyle harika virajlarda yoluma devam ettim. Cape Town'un önemli turistik mekanlarından bir tanesi de Chapman's Peak, yani Chapman's Tepesi. Aslına bakarsanız tepe çok önemli değil. Yani çok güzel bir panorama var. Çok sarp kayalardan okyanusu görebiliyorsunuz.
Hemen arkada harika manzarasıyla Haut Bey var. Fakat asıl önemli olanı şu ki buraya ulaşım yolu. Yol çok önemli ve çok ünlü. Mahkumlar çalıştırılarak yapılmış bu yol 1915-1920 yıllar arasında. Ve en önemli özelliği de şu, 9 kilometrelik bu yolda sıkı durun toplam 114 tane viraj var. Evet, 114 tane viraj var. Tabi bu bir motosikletçi için çok büyük bir keyif. Virajları böyle geze geze döne döne çok keyifli bir sürüş yapıyorsunuz. Buraya gelen insanlar da bu güzel yolda motor sürmenin veya burayı ziyaret etmenin anısı olarak taşlara tarihlerini, isimlerini yazmışlar. Tabi bugün benim için çok özel bir gün. Afrika'nın en güney uç noktasına gittim. Cape Point'e gittim. Ümit Burnu'na gittim. Neredeyse Afrika gezimi hemen hemen sonlandırdım. Ve şimdi de Chapman's Peak denilen motosikletçiler için çok önemli olan bu yoldayım. Ve bugün benim için çok daha özel ki bugün benim doğum günüm. Onun için burada hem doğum günümü tarihini atmak hem de burada bulunduğumu yazmak benim için çok güzel olacak. Şu anda Cape Town'da limanın içerisinde gümrükçüyü bekliyorum. Gümrük muhafaza memurunu bekliyorum. Motorum hazır. Motorumu Türkiye'ye gönderecek konteynerim hazır. Onlar gelecek. İşte motor şasi numaralarına bakacaklar. Çantalarımı kontrol edecekler. Ve kapılarını kapattıktan sonra artık 7 aylık sürenin, 7 aylık gezimin son noktasında koymuş olacağım. Güvenlik için bir de motorumun aküsünü kutup başlarını da sökmem lazım. İşte bu kadar. Konteynere de yükledim. Çok da güzel bağlandı. Buradan Türkiye'ye yaklaşık 35 günde gelecek. 35 gün sonra emeklere tekrar kavuşacağız. Kahire'den Cape Town'a veya Cape Town'dan Kahire'ye fark etmiyor. Bu rota dünyadaki hemen hemen bütün gezginlerin, bütün motosikletçilerin hayalini kurduğu bir rota. Ben şu anda Cape Town'dayım, şehir ayaklarımın altında. Sinyal Tepesi denilen bir yerdeyim. Hemen arka tarafımda şehrin belki de ülkenin simgesi haline gelmiş Masa Dağı var. Toplam 7 aylık gezimin hemen hemen sonlarına geldim. Bir hayali gerçekleştirmenin ve başarmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir de gurur yaşıyorum ki bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim 17 yaşında bir kızım var, adı Zeynep. Onu birey olarak kabul ettiğim ilk günden beri hep hayallerinin peşinden git kızım dedim ona. Bir gün bana dedi ki baba bu rota senin hayalin değil mi? Evet dedim. O zaman hayallerinin peşinden gitmelisin dedi. Ve aslında bir şekilde yolculuğu da başlatmış oldu. İşte şu anda tam burada o hayali gerçekleştirmenin, başarmanın ama aynı zamanda kızına örnek olan bir babanın da gururunu yaşıyorum. Kara kıtanın yollarını arşınlarken aslında bir yolculuk değil, daha farklı bir şey de yaşadım ben. Sahip olduklarımı, insanların neye sahip olmadıklarını, onların neye ihtiyaçlarının olduğunu, benim neye ihtiyacımın olmadığını, hayatımda nelerin eksik, nelerin fazla olduğunu, inançlarımı, inandıklarımı, belki de hayatımı sorguladım. Şimdi biliyor ve inanıyorum ki gördüklerim, yaşadıklarım ve edindiğim hayat tecrübesinden sonra hiçbir şey ama hiçbir şey benim için eskisi gibi olmayacak. Yolu, yolculuğu ben birazcık da hayata benzetiyorum. Yolda da, hayatta da toplum veya birileri bizim için belirli kurallar koyuyor. Ve bu kurallar aslına bakarsanız bizim hayat standardımızı veya yolculuğumuzu da etkiliyor.
bazen nerede durmamız gerektiğini, bazen ne kadar hızlı gitmemiz gerektiğini, hayatımızın hızını belirleyen kurallar var. Bazen ileride ne olabilecek, önümüze neler çıkacak, yolumuzu kaybettiğimizde bize yön gösterecek tabelalarla veya bize nasihat verecek insanlarla da birlikte yaşıyoruz. Aslında bu tabelalar ve kurallar bir taraftan bakarsanız bizim iyiliğimiz için, bizim güvenliğimiz içindir. Ama bazen o kurallardan sıkılırız. Hayatı ve yolları birazcık daha kendimize göre, birazcık daha kendi kurallarımıza göre, aslına bakarsanız tek bir cümleyle daha özgür yaşamak isteriz. Ama özgür olmak birazcık fedakarlık ister. Çünkü hata yaptığında mutlaka karşılığında bir şey alır sizden. Ben 7 aydır yollardayım. Dile kolay, tam 210 gündür özgürce bu kıtada seyahat ediyorum. İşte benim bu özgürlüğümün bedelini de ailem, belki endişe, belki özlem, birazcık da hasretle bedelini bir şekilde ödemiş oldu. Özgürlük, bedeli mutlaka ödenmesi gereken pahalı bir şeydir. Ve motosikletçiler özgürlük düşkünü insanlar. Evet, ben itiraf ediyorum, birazcık daha özgürlüğüme fazla düşkünüm ve sanıyorum ki benimle aynı hobiyi paylaşan arkadaşlarım da aynı şeyi söyleyecektir. Ve çeşit çeşit motosiklet var. Kimileri şehir içinde dolaşmayı sever, kimileri birazcık daha hıza meraklıdır. Bazı insanlar, bazı motosikletçiler hiç şehirlerde dolaşmaz, gider ormanlarda kaybeder kendini. Bazılarımız da böyle ülkeler arası, şehirler arası yolculuk yaparız. Aslına bakarsanız birazcık çileli bir tutkudur motosiklet. Çünkü yazın pişeriz biz. Korumalı botlar, mont, kıyafet, eldiven, kask, alttan gelen motorun sıcaklığı bir şekilde perişan eder bizi. Kışın deseniz parmak uçlarımız donar, yağmur, çamur derken perişan oluruz. Hatta korkarız o ıslak yollarda motorumuz düşecek diye. Bir yolculuğa çıkarız, küçücük çantalara sığdırırız her şeyimizi. Santimetre karenin hesabını yaparız. Ama ne olursa olsun, eğer özgürlüğün bedeli, yüzümüze çarpacak o rüzgarın bedeli buysa, hiç gocunmadan bu bedeli öder, o çileyi çekeriz. Ve kara kıta Afrika'da 16 ülkede binlerce kilometrede 7 ay devam eden bu maceramı, özgürlüklerinin bedelini belki de ödenebilecek en değerli şeyle ödeyen, başka diyarlarda, başka yollarda ama daha özgürce başka maceralara kanat çırpan sevgili motosikletçi dostlarıma ithaf etmek istiyorum. Bizlerin macerası sizlerin keyfi olsun. Görüşmek üzere.